LGS'ye son 34 gün 34 İstanbul'un plakası sizler İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki, Malatya'daki, Maraş'taki, Kırşehir'deki, Yozgat'taki ya da İzmir'deki ya da ne biliyorum Denizli'deki hiç fark etmez. En güzel okulları sizler hak ediyorsunuz, sizler çalışıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz, sokağa çıkmaya sana rağmen dışarı çıkmayıp mutlaka evinize ciddi bir şekilde derslerinize çalışıyorsunuz, Moraliniz birazcık bozulmuş olabilir. Ya bu kadar güzel havada da evde ders çalışalım hocam diyebilirsiniz. Ama çalışan kazanır, elması kızarır. Hadi biraz daha sabredin arkadaşlar. Ardından da mükemmel liselere girin. Günün sözüne baktığımızda Vincent Lombardi ismi de çok iyiymiş yani Lombardi. Eğer hata yapmıyorsanız yeterince sıkı çalışmıyorsunuz demektir. Wow. Bence harika bir söz. Hani diyorsunuz ya yorumlarda. Hocam çok hatam çıkıyor, çok hatam çıkıyor. İşte mükemmel. Eğer hata yapmıyorsanız yeterince sıkı çalışmıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Ben günde 50 soru çözüyorum. Dolayısıyla da 3 hata yapıyorum. Ben günde 150 soru çözüyorum. Dolayısıyla günde bunun 5 katı yapıyorum bak. 3 katı soru çözmeyle 5 kat yapıyorum. 15 hata yapıyorum. Aa sen 15 hata mı yapıyorsun? Ben 3 hata yapıyorum. Evet. Sen üç hata yapıyorsun ama ben 150 soru çözüyorum. Ve dolayısıyla 15 tane hatayla 15 tane yeni bilgi öğreniyorum. Sen ise 50 soru çözüp 3 tane. Dolayısıyla tabii ki bazı öğrencilerde 500 soru çözüp bir hata yapıyordur. Onlar istisna, onları boş verin. Ama genel olarak mantıkken çok soru çözdükçe ister istemez çok hatanız çıkacaktır. Önem değil. Ne kadar çok hata yaparsanız yapın, vazgeçmeyin. Çalışırsanız bu işi başarırsınız. Adam söylemiş, adamın ismi Lombardi yani. Daha ne desin adam? Adam Lombardi ismi yani. Eğer hata yapmıyorsanız çalışmıyorsunuz demektir. Çalışıyorsanız hata yapabilirsiniz. Bu çok normal. Gün yorumuna bakalım. Soruları cerrahi maskeyle mi çözmeliyiz? Arkadaşlar bununla alakalı Milletin Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelene kadar bence çok da fazla bu işe kafanızı takmayın. Çünkü sınav günü geldiğinde eğer sizi uzak uzak sıralara oturturlarsa maske takmanıza gerek kalmaz. Ve aynı zamanda astım hastaları var. Ben astım hastasıyım, astım başlangıcı var diyerekten bazı öğrenciler maske takmak istemeyecektir. ya yani o zaman ya kime taktırayım, kime takmayayım karmaşa olur. Bu yüzden sınav günü yaklaşıncaya kadar yani son 1-2 hafta yaklaşıncaya kadar net bir açıklama gelmese maske takmak zorunludur demezlerse maskeyle deneme çözmenize gerek yok. Zaten eğer Maskeyi sakın çıkarmayın. Aman aman diğer türlü çözemezsiniz gibi açıklama geldiyse bu demektir ki zaten sınavı da yapma. O kadar riskli bir ortamsa sınavı da yapma. Ama yine de sizler ara ara işinizi risk etmemek için cerrahi maskeyle çözebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok yani maskeyle çözebilirsiniz. Fakat muhtemelen sizleri geniş geniş sıralara oturtaraktan maskesiz çözdürebilirler. İşinizi sağlam almak adına günde işte haftada beş deneme çözüyorsanız ikisini maskeli üçünü maskesi çözebilirsiniz. Çünkü hep maskeli çözerseniz de bu sefer kafanız karışabilir. Şimdi LGS'ye girerken telaş yapmak yapmalıyız. Arkadaşlar, telaş yapacaksınız. Bu çok normal bir şey. Ama ilk doğruluğunuzu yaptıktan sonra bu iş bitecek. Yani diyelim ki bu e, ders çalışmakta ama mesela denememizi açalım şöyle. Denemeyi açtınız tamam mı? Şöyle şunu kaldırıyorum. Açtınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir sorulara göz gezdirdiniz. Sınav başladı dediler. Şimdi, şimdi bu, bu gözünüze zor mu geldi? Şu şöyle mesela özellikle tüm yer almak, örnekleme, tanımlama karşılaştırma. Şöyle şu soruyla başlayayım çevre sözcüğü hangisi birbiriyle e, herhangi biriyle kullanılmıştır dedim. İlk soruyu yaptın. İlk doğrunu işaretledin şöyle bir pıt diye işaretledin. İşte şimdi oh bir rahatlama olacak. Hele ardından bir soru daha doğru yaptın. Oh artık ondan sonra gelecek. Ama ilk doğrunu işaretleyinceye kadar böyle bir heyecan yaşanacak. Dolayısıyla o heyecanı azaltmak adına hemen doğru yapabileceğiniz bir şey bulmaya çalışın. Şöyle bir bakın bakın ya ben neyi doğru yaparım ben neyi doğru yaparım. Ah diyor ki zarfil. Ya zarfil ben çok iyi biliyorum. Pıt, pıt 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 pıt. Oh bir tane doğru yaptın ya. Oh işte hani şey derler ya namus golü derler. biz e, erkek öğrenciler bilirler maç yaparken böyle 4-0 olur 5-0 olur bir gol daha atamadı mı derler. Bir gol atınca 5-1 5-2 olduktan sonra artık biter. Hele ardına doğrular geldi artık 5-0'dan 5-5 yapan artık 6-5'e geçer yani öne geçer. Dolayısıyla siz bir iki tane doğru yaptığınız zaman stresiniz bitecek. Ama o telaşı en başta birazcık olacak. Onu hep şöyle diyeyim. Telaşı olacak olabilir. Çok normal. Herkes telaş. Kimse şöyle girmeyecek. Oh be ne güzel LGS. Çok seviyorum ben seni LGS. Keşke her hafta olsa. Demeyecek kimse. Herkes zaten stres yapacak. Önemli olan bir iki tane doğru yapıp kurtulmanız. Ardından zaten hepsi gelecek. Tabii bunun provasını da yapmak için evde deneme çözerken hep bu mantıkla çözün. Yani bir tane açtım. Hemen bir tane doğru yapayım. Bir tane doğru bulmam lazım. Cümle önlerini ben hep yapıyorum. Cümle önlerinden başladım. Oh yaptım. Hadi şimdi geçeyim diyerekten. Gerçek denemenizi de bu pro çözebilirsiniz. Gerçek denemenizi de pijamasız çözün. Yani normal gerçek sınava pijamayla girmeyeceğinize göre evde çözeceğiniz provaları da pijamayla değil. Normal bir kıyafetle çözün. Ve tam süreli çözün. Telefonunuzu dışarıda bırakın. Tam sınav simülasyonu yapın dememizin sebebi bu. Gerçek sınavın hep simülasyon yapmaya devam edin. Sözel mantık sorularını yavaş çözüyorum. Hızlanmak için ne yapmalıyım? Birincisi Cümle öğelerini, cümle ögelerini, filmsi falan filan bunları hızlı çözüp zaman kazanacaksın. Bunları da yavaş çözüp oradaki kaybettiğin zamanı değerlendireceksin. Bu normal bir şey çünkü sözel mantık soruları çok zor. Ama burada da daha çok soru çözdükçe seçeneklerden belli taktiklere gittikçe bizim sözel mantıkla alakalı taktik videolarımız var. Onları da izlediğinde hızlanacaksın. Okullar bir Haziran'da açılacak diyorlar. Eğer açılırsa LGS'den sonra okula gitmenin bize ne gibi bir yararı olur? Ya bir moral depolamış olursun, bir arkadaşlarını görmüş olursun. Ne haber falan işte e, LGS'den sonra... Ha bir dakika bu soruyu ben yanlış anladım. Şimdi 1 Haziran'daki açılma biraz Haziran'da belli bir süre açacaklar. Böyle nasılsınız iyi misiniz şeklinde idi. Ama bu soru eski bir soru olmuş. Artık Ağustos'ta açacaklar. Dolayısıyla LGS'den sonra okula gitmenin e, sana faydası arkadaşlarını görmek olacak. Bu eski bir soru olmuş. Eski bir yorumdan gelmiş. Sıkıntı yok. Hep sürekli yorumu revize ediyorsunuz ya ondan dolayı. Haziran'da okullar falan açılmıyor yani. Ha 8'lere veya 12'lere açarlarsa o duruma gider bir sohbet edersiniz arkadaşlarınıza. Kötü bir lisesen yani Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek mümkün mü? Evet mümkün arkadaşlar. Ben kendim Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum ve gerçekten de mükemmel bir lisede değildim. Yani evet iyi bir lisedim ama o liseden mezun olmayıp başka bir liseye, açık liseye geçmiştim. Çünkü puanlar kırılıyordu. Ama sonuç olarak şunu biliyorum. Boğaziçi Üniversitesi'deyken birçok arkadaşım çok iyi liselerden. Fen Lisesi'nden, işte Galatasaray Lisesi'nden, Robert'ten. Ama 10 tane arkadaşım varsa en az üçü alakasız normal liselerdendi. Abi ben Kocaeli'de bir tane normal kolejden geldim. İşte ben şuradan geldim. Ve kendileri çalışıp kazanmışlardı. Şöyle düşünün. Siz şu anda Türkiye'deki herhangi bir vasat bir ilkokuldasınız. Ben de Türkiye'deki en iyi ilkokullardan bir tanesindeyim ortaokullardan. En iyi mükemmelindeyim öyle. Ben LGS'ye hiç çalışmıyorum. Siz ise çalışıyorsunuz. Hangimiz kazanır? Siz kazanırsınız tabii ki. Ama siz... Olmaz. Sınav var. İşte üniversite sınavı da böyle bir şey. LGS gibi. Çalışan kazanır, elması kızarır. Son bir ayda nasıl bir çalışma planı hazırlamayız? Arkadaşlar son bir ay yönelik zaten son tekrar kamplarımız başlıyor. Ama sizler de şu tarz şeyler yapabilirsiniz. Özel, hatta şurada göstereyim bir saniye. Özür dilerim. Burada şu e, ayağa kalktım. Resmen bir canlı yayın gibi oldu. Burada sizlere gösterdiğimiz e, netlerin şeyleri vardı. Bunları zaten göstermiştim. Ama şu kağıtlar vardı. Şurada bakın. Mesela gün gün yapılacaklarınızı belirlerseniz saatlerini yazmasanız değil, yapılacaklarını belirip üzen elerseniz bu size çok büyük fayda sağlar. Bu bir yer. Veyahut da haftalık programlar hazırlayıp matematik bu hafta bunları yaptım. Tabii deneme çözdünüz diye ben deneme ediyoruz de mesela 20 soru deneme çözdüm. Burada da çözdüm, burada da çözdüm, burada da çözdüm derseniz hem matematikte haftalık ne çözünüz görmüş olursunuz hem pazartesi neler çözdüğünüzü görmüş olursunuz. Geçen pazartesi ben 220 soru çözsem bu pazartesi daha fazla çözeceğim diyebilirsiniz. Ve da... Mayıs-Haziran önüne alırsınız. Burada kesin yapmanız gerekenleri bir yazarsınız. Yani ben mesela ana denemelerimin birinci denemesini burada, ikinci denemesini burada, üçüncü denemesini burada çözeceğim diyebilirsiniz. Veyahut da alt adımda hızlı tekrarın işte birinci tekrarını bugün, üçüncü tek ikinci tekrarını bugün, üçüncü tekrarını bugün şeklinde buralara yerleştirebilirsiniz. Ve bu takvim, bu tarz takvimlerde işiniz verebilir. Ya da, ya da direkt olarak burada işte konularınızı belirleyip, çıkmış sorular işte birinci konu ikinci konu kaynaklarınızı yazabilirsiniz. Yani nedir mesela? Birinci kaynağın bu ikinci mesela map örnek soruları birinci kaynak ikinci kaynak üçüncü kaynak da yazarsınız ve konu yazdıktan sonra o konuyla alakalı mesela matematikte çarpanlar katlar üst sayılar alakalı çözmeniz gereken kaynakları da bitirebilirsiniz. Benim bence en iyi yöntem şu takvimin önünüzde olması ve aynı zamanda gün 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 yapacaklarınızı belirlemek. Yani o gün ne yapacağını belirlediğin zaman yaparsın. Mesela ben bugün yazdım. Sokağa çıkmaya sağ olduğu için ne yapmam gerekiyor? Şunu çekelim. Şu videoyu çekelim. Sonra marketler kapalı ama pideciden şunları alırım. Sonra bunu yaparım. Ardından buraya giderim. Ha, annemleri bir ziyaret edemiyorum ama onları bir arar sorarım. Tamam. Bunları yapacağım biliyorum ya. Bunları yapmazsam eğer Canım sıkılıyor. Ama ne yapacağımı biliyorum ya. Bunları yaparsam da pıt, pıt 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 bunları yaptım. Oh artık bugün bana kaldı deyip atırıp, artık evde oturup dinlenebilirim gibi oluyor. Ama ne yapacağımı bilmezsem. Şşş, ne yapacağım bilmiyorum ne yapsam ki. Kafa karışıyor. Ne yapacağınızı bilmek gerçekten çok güzel. İster günlük ister haftalık son ayda ne yapacağınızı bilin. Ee, Tongucuk yine bu yazıyı kağıda yazan kişi zorlanmasın diye fazla yazalım Kıyamam sana. Gerçekten bunu inşallah arkadaşımız okumuştur. Ee, Kemal Çelik. Seni çok seviyorlar bunu bilmelisin. Gün okuma baktığımızda Namık Karamancı Fen Lisesi burada da arkadaşlar 2.29 dilim ile alıyor ve 27 tıp 13 mühendislik kazanmış. Gerçekten çok iyi bir okul. Fen lisesi zaten. Fen liseleri genelde bu tarz tıp ve mühendislerde çok daha avantajlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu dört günü iyi değerlendirdiğinizi biliyoruz. Sokağa çıkma yasağını iyi değerlendirip sıkı sıkıya çalışmaya devam edelim.